Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Seyran ne zaman kurtulacak? Seyran delirecek mi? Ve Ferit Seyran'a yapılanların hesabını soracak mı? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hiçbir detayı kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Videomuza başlamadan önce Ferit Seyran'ı kurtarsın diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle Seyran'ın kaçırılması haberi Yalı'yı dehşete düşürüyor. Kazım ve Esme de Seyran bulunana kadar Yalı'ya geliyorlar. Ardından Ferit hemen harekete geçiyor. Ferit, Serter ve Doruk başta olmak üzere herkesi soruşturuyor. Fakat Ferit en son Akın'ın ortalıklarda olmadığını anlayınca ona ulaşmaya çalışacak. Ancak Akın'a ulaşamayan Ferit, Akın'ın Seyran'ı kaçırdığını anlayacaktır. Ardından Yalı'dakilerle bu bilgiyi paylaşan Ferit, şok olacağı bir gerçeği öğreniyor. Videomuza bu kısımda çok kısa bir ara veriyoruz. Bizleri izleyen siz değerli takipçilerimize özel olarak açılan kanalımızın mağazasından kısa bir şekilde bahsedeceğim. Hemen kanalımızın arayüzünden mağaza kısmına tıklayarak sizler için seçilen birbirinden özel ve kaliteli tasarımlarla hazırlanmış birbirinden farklı ürünlere göz atabilirsiniz ve sizler de sevdiğiniz özel hediyelerinizi bu mağazamızdan uygun bir fiyatla sipariş edebilirsiniz. Şu anda izlediğiniz videomuzun bile açıklama kısmındaki linkten veya açıklamada yer alan ürünlerden de mağazamızı ziyaret edebilir ve kolay ödeme seçeneğiyle dilediğiniz ürünleri sipariş edebilirsiniz. Haydi sizler de Yalı Emin mağazasını deneyimleyin. Hattuç, Ferit ve diğer herkese bunun Akın'ın değil de annesinin planı olduğunu söyleyecek ve aralarında eskiden gelen bir husumet olduğunu itiraf edecektir. Hatta Hattuç, Akın'ın annesini kıskandığından onu kafasına kadar kireç kuyusuna gömdüğünü de anlatacak. Ve Hattuç, Seyran'ın kaçırılmasından kendisinin sorumlu olduğunu dile getirecektir. Ferit ise Hattuç'a şimdilik kızmayacak ve Seyran'ı bulmak için yardım isteyecektir. Akın'ın annesi ise Seyran'a türlü türlü işkenceler yapsa da en sonunda Hattuç'un söyleyecekleriyle Seyran'ı bırakacaktır. Yani Seyran muhtemelen bu bölüm sonu veya bir sonraki bölüm başında kurtulacaktır. Fakat Seyran kurtarıldığı gibi hastaneye götürülecek. Çünkü Akın'ın annesi intikam için Seyran'ın hem fiziksel hem de psikolojik yönden acı çekmesini sağlayacak. Seyran kurtulduktan sonra ise bir süre ruhsal bir çöküş yaşayacaktır. Hatta Seyran birkaç bölüm kötü rüyalar bile görecektir. Yani Seyran bu yaşadıklarını kolay unutamayacak. Bu kısımda ise Seyran'ın en büyük destekçisi Ferit olacaktır. Ferit, Seyran'ın psikolojisini eski haline getirmek için büyük çaba sarf edecektir. Bence tam da bu kısımda Seyran'ın hamileliği ile ilgili bir gelişme de olacaktır. Yani Seyran bu olaylar sırasında ya hamile olduğunu ve çocuk sahibi olacağını ya da bebeğini kaybettiğini öğrenecektir diye düşünüyorum. Akın ve annesi ise bu yaptıklarıyla bir nebze de olsa intikamlarını almış olacaklardır. Seyran'a yapılanlar sayesinde Akın'ın annesinin Hattuç'a büyük bir gözdağı vermesiyle de bu büyük savaş gittikçe kızışacaktır. Hattuç da Ferit ile konuşup Seyran'ın kurtarılmasından sonra Akın'a büyük bir darbe vurmasını söyleyecektir. Böylece Hattuç da Seyran'ın intikamını almış olacak. Fakat bu iş maalesef böyle bitmeyecektir. Bence Akın'ın annesi son bir hamle daha yapacak ve bu sefer kaçırılma ile falan uğraşmayacaktır. Yani Akın'ın annesi direkt olarak birinin ölmesini sağlayacak. Bu kişinin de büyük ve sürpriz bir isim olacağı kanaatindeyim. Son olarak da bir sonraki analiz videomuzda cevaplamamı istediğiniz sorularınızı da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Böylece bir sonraki videoda bu sorularınızı da detaylı bir şekilde cevaplandıracağım. Peki sizce Akın'ın annesi kimin ölümüne sebep olacak? Lütfen sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Son olarak Yalı Çapkını dizisini sevenler Star TV'den diziyi izlemeyi unutmasın. Yalı Çapkını dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese merhaba. Tüm inananların Şeker Bayramı'nı tüm kalbimle kutluyorum. İyi bayramlar. Herkese huzurlu bir bayram diliyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu bayramlar dilerim. Hepinize tüm sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum. Çok öpüyorum. Herkesin bayramını içten dileklerimle kutlarım. İyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar dilerim.